Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının birinci haftasının üçüncü videosundayız. Üçgen de açının konu anlatımına başlıyoruz. Evet kitabımızda kaçıncı sayfadayız? Kitabımızda sayfa 10'dayız. Bu videoda 10, 11, 12 ve 13'ün de belli bir kısmını işleyeceğiz. Haberiniz olsun yani ikizkenar üçgenin başlığına kadar geleceğiz arkadaşlar. E, hadi o zaman dersimize başlayalım. Üçgende açılar A, B, C doğrusal olmayan düzlemsel 3 nokta olmak üzere A, B, A, C ve BC'nin C'nin birleşim kümesine ne denir? Üçgen adını veriyoruz. Evet şu A, B, C noktalarını birleştirdiğimizde oluşan şekli ne diyoruz kısacası? Üçgen adını veriyoruz. Üçgende iç açılar ölçüleri toplamı A artı B artı C kaç derecedir? 180 derecedir. Dış açılar ölçüleri toplamı da bu hangi şekil olursa olsun üçgende de böyledir. Diğer bütün dörtgende de, beşgende de, altıgende de bütün dış açılar toplamı her zaman her yerde 360 derecedir. Bakın bunu da unutmayın. Evet iç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı da 360. E üçgende iç açılar varsa iç açılar toplamından gideriz. E baktığınız üçgende dış açılar var. O zaman dış açılar toplamından da gidersiniz. Ha bir tane dış açı var, iki tane de iç açı var. O zaman dış açıyı içeri alıp da yani 180'e tamamlayan açısından da sonuca ulaşabilirsiniz. Yalnız dış açı derken Bak şurada açısı dış açı olmaz. Yani şurada açısı olmaz. Dış açı dediğimiz şuradaki açının 180'e tamamlayan açısıdır dış açı. Buna da dikkat edin dostlar. Bunu da gözden kaçırmayın. Yani her böyle B'nin yanında kaç ya da dış açı falan diyoruz. Sakın öyle bir şey yok. Dış açı 180'e tamamlayan açısı oluyor. Ve sorularda en çok kullandığımız arkadaşlar bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya görür. Valla ben böyle iki tane açı görünce dayanamam. Toplarım hemen dış açıya eşitlerim. Sizler de bunu yapın arkadaşlar. Sorularda buna alıştırın kendinizi. Normalde şöyle yapıyorsunuz. Hocam buradaki açıyı görünce e, ilk önce iç açılar toplamından burayı bulup sonra 180'den çıkartıp burayı buluyorsunuz. Ama bence direkt burası da soruluyorsa iki açı yan yana görünce siz de benim gibi dayanamayıp iki iç açı bir dış açıya eşittir hocam deyip A artı B'yi buraya yapıştırın. Tamam mı? Bu iki iç açıyı kullanmak, bir dış açı şeklinde kullanmak sizi biraz pratik hale getirecektir. Aklınızda bulunan bir şey olsun bu da. Evet şimdi örneklere bakalım. Arkadaşlar ne var burada? Bir üçgen var. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? 180 derecedir. Toplayacağız bunları. İşte 2x artı 10 artı x artı 40 artı 70 eşittir 180 diyeceksin. Ya da kısaca bakarsın içindeki x'lere Hocam 3x var. 3x artı sayılara bakarsın. 10, 40 daha 50, 70 daha 120. 120 toplarsın 180'e eşitlersin. Ya da denklemden direkt çıkıyor. Buradan 3x eşittir 60 oldu. X de ne olur? 60 bölü 3'ten 20'ye eşit olur. Evet örnek 1'in cevabı 20 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi bak dikkat et. Burada dış açı var. Burada da dış açı var. Bu dış açıları şöyle içeriye alıp da şey yapabilirsin. 180'e tamamlayan açısından gidebilirsin ya da hocam burada iki tane dış açı var. Ben ikisini böyle içeriye alıp öyle işlem yapacağıma buradaki dış açıyı bulup öyle ona göre işlem yaparım da diyebilirsin de. O şekilde de olur. Ya da şuradaki iç açıyı şuraya alıp hocam burası 70 deyip iki tane açı var. Toplamı bir dış açıya eşittir deyip o şekilde de sonuca ulaşabilirsin. Ama biz burada ne yapalım? Hadi ayıp olmasın diye yapalım. Bir sürü yol var ama iki dış açı varsa e üçüncüyü de biz bulalım. Şuraya da y diyelim mesela. 110 artı 120 artı y eşittir 360 Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Toplam 230 yaptı. O zaman y'yi de kaç buluruz? 130 buluruz. Evet y açısı 130 derece ise 130 ile de x'in toplamının 180 olduğunu bildiğimiz için x de 180 eksi 130'dan kaç derece olur? 50 derece olur. Evet örnek 2'yi de bu şekilde bulmuş oluruz. Geldik örnek 3'e. Bak iki tane iç açı var. Dayanamam. Ne yaparım? Toplamı bir dış açıya eşittir. Hocam 80 ile bunun toplamı buna eşit olacak. Yani 80 artı x artı 10 neye eşit olacakmış? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya. Yani üçüncü açının dış açısına eşit olacak. E buradan x'i öbür tarafa atınca hocam 3x eksi 2x 3x eksi x'ten 2x yaptı. 80-10 daha 90. Eksi 10 da artı 10 diye geçti. 100 yaptı. Evet 2-x 100 ise x'i de böylelikle 100 bölü 2'den kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Örnek 3'ün doğru cevabı böylelikle 50 oldu. Geldik örnek 4'e. Ya açılara bakacaksın. Bilimli, bilimli, şuna en son yoğunlaşacaksın. Bak buradaki x'e en son yoğunlaşacaksın. Belki şunu fark edebilirsin. Hocam burada boynuz var dersin şöyle. Boynuzdan yola çıkabilirsin aslında. Ama şuradaki açı ve buradaki açı maalesef yok. E o zaman ne yapalım? Şu 70'e yoğunlaşalım. Hocam 70 var. Bir de burada şu açının nesi var? Dış açısı var. A o zaman ben şu üçgene yoğunlaşırım. Bak 110'a yoğunlaşıyorsan o zaman şu üçgene yoğunlaşırsın. Hocam bu 70 ile bu üçgenin diğer açısı buradaki açının toplamı 110'a mı eşit olacak? Evet sen 70 ile şuraya A diyelim. 70 artı A'nın 110 olduğunu biliyorsun. Ya da 110'u buraya taşırsın. Hocam burası 70 yaptı. 70-70-140'tan buraya da 40 kaldı diyebilirsin. Ama ben böyle yazıyorum ama sen bunları kafadan yapmaya alışacaksın zaten yavaş yavaş ama. ilk başta olmaz. Sonrasında bak sen burada 110'u kullanmak istiyorsan sen bu üçgene yoğunlaşırsın. Ya da sen şu üçgene yoğunlaşacak olursan hani şu yüzeye yoğunlaşacak olursan o zaman bu üçgene yoğunlaşırsın. Yani hocam niye dörtgene yoğunlaşmıyoruz kardeşim? Ya üçgen konusundayız. Tabii ki üçgene yoğunlaşacağız. Dörtgene yoğunlaşırsan kafan karışır. Daha dörtgene öğrenmedik. Şu üçgene yoğunlaşıp da o şekilde de yapabilirdin. 70 ile şu açının toplamı 100 deyip o şekilde de sonuca ulaşabilirdin. A biz ilk baştan 110'dan başladık. 70 ile A açısının toplamı 110 ya. Kafadan da yapabilirsin. 70 ile neyi toplarsan 110 yapar. 40'ı. O zaman A açısını böylelikle kaç buluruz? 40 derece buluruz. 70 artı A açıdır işte 110'dan. E A açısı 40'sa. Arkadaşım şimdi burada da bir üçgen var bak. Buradaki üçgende de iki açı yan yana ya. E dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. 100 ile e, üçüncü açısı burası bu açının dış açısına eşit olacak. O zaman x de neye eşit olacak? 100 ile 40'ın toplamına eşit olacak. Yani cevap 140 olacaktır dostum. Evet örnek 4'ü böylelikle 140 bulduk. Geldik örnek 5'e. Supremum. Evet C ve D köşelerinden bir iple A ve B noktalarından duvara bağlanan dikdörtgen şeklindeki tabela B noktasındaki ipin kopmasıyla aşağıdaki konuma gelmiş. Evet bu konuma gelmiş. tabanın ilk durumu bizi ilgilendirmiyor herhalde. Ve bu dikdörtgen konumunda. Arkadaşlar dikdörtgeni biliyoruz. Şuradaki açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Adam sorunun içerisinde dikdörtgen neyse dikdörtgen dediği için o dikdörtgenin bilgilerini kullanacaksın. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve 90'ar dereceleri de yazacaksın. E hocam x'in olduğu yere sonra gelelim. Şuraya bakalım. Şurada ne var? 25, 90. E hocam bunun hepsinin toplamı 180 yapacak. 25, 90 daha kaç? 115. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 65 yapıyor. E hocam buradaki dik üçgende de iç açılar toplamı 180 yapacak ya o şekilde gidebiliriz. Ya da dik üçgende bir açısı 90 ya diğer iki açının toplamı da 90 yapmak zorunda. 65'in 90'a tamamlayanı kaç yapıyor? 25. E 25, 90'sa burası da kaç yapar? 180'e tamamlayanı 65 yapar. E burada da bir üçgen geldi. 65 artı 50 artı x de... 180 yapmak zorunda. İç açılar toplamı 180 olduğundan dolayı. Şimdi 65 ile 50'nin toplamı kaç yaptı? 115 yaptı. X de böylelikle 180 115 yaptı. E, 180 eksi 115'ten dolayı cevabı da böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 65 derece olarak bulur muyuz? Evet buluruz. Evet cevap böylelikle kaçıncı soruda? Örnek 5'te 65 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 6'ya. Evet, üçgen verilmiş. Nasıl bir üçgen? Şöyle bir üçgen verilmiş. Hmm. Şurası 60 derece, burası 70 derece. ABC üçgeni. A köşesi, A köşesi etrafında saatin ters yönünde 20 derece döndürüldüğünde, arkadaşlar saatin tersi, saat yönü neresi? Hocam saat bu şekilde hareket ediyor. Saat yönü tersi de ne? Bu yönde olacak. Ya da şu yönde. E, bu yönde gelen böyle de gidecek zaten. Şimdi gençler, bu şekilde döndürülmüş. Bak, siyah üçgen döndürünce böyle. Arkadaşım ben hep şunu söylerim. Döndürme sorularıyla karşılaşacaksınız. Katlama sorularıyla karşılaşacaksınız. Onlara geleceğiz zamanıyla. Bak şimdi bir döndürmeyle karşılaştık. Döndürmedeki anahtar kelimeyi söyleyeyim mi sana? Döndürmedeki anahtar kelime şu. Kalem döndürdüğünde yine kal aynı kalem mi? Evet sadece dönmüş oldu. Yani döndürme yaptığın şekille önceki şeklin nedir? Aynı. Aynı demek ne demek? Eşit demek. Ya uzunlukların birbirine eşit olmasını kullanacaksın ya da açıların eşit olmasını kullanacaksın. Ya da ikisini birlikte de kullanacaksın. Yani sen bir döndürmeyle karşılaştığın zaman ne yapacaksın? İki şeklin aynı şekil olmasına üçgense üçgen, dörtgense dörtgen. Yani kenar uzunlukların birbirine eşit olmasına açısal uzunluklarında açısal ölçülerinde birbirinin eşit olmasına dikkat edeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Hep bunu söyleyeceğim zaten döndürmeyle karşılaştığınız zaman. Kalem döndürdün hop Aynı kalem. Yani aynı kalem eş kalem demek. Evet burada da 60-70 ve şuradaki açıda kaç derece çıkıyor o zaman? 60-70 ve topladığın zaman kaç oluyor? Hocam ikisinin toplamı 130. 180'e tamamlayan açısı 50 derece. Evet burası 50 derece oldu. Şimdi ben bunu saatin tersi yönünde döndürüyorum. Kaç derece? 20 derece. Bak önceden B buradaydı. Hop buraya geldi. Önceden senin B buradaydı ve hop dönünce şuraya geldim arkadaşım. Geldi. Döndürdüm buraya geldi. Bu dönme açısı değil mi? Evet. Dönme açısı hocam burası. 20 derece döndü işte. Öyle diyorsa orada. E o zaman senin şuradaki açın 20 derece. O zaman oraya bir 20 derece yaz bakalım. Yazdık buraya 20. E hocam bu 20 derece döndü ya. Bu açımız da 50 dereceydi. 50 derece olduğundan dolayı buraya da kaç derece kaldı? Çünkü tamamı 50. Buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Yani x direkt 30 bulduk. Ha. Biz şu an eşliği kullanmadık ama döndürme sorularıyla karşılaştığın zaman eşliği de kullanacaksın. Belki bize şurada kaçlar falan sorulacaktı. Mesela şurada kaç sorulmuş olsaydı o zaman ne yapacaktın? Eşliği kullanacaktın. Hocam şu açı C köşesi buraya gelmiş oluyor. O zaman burası 70 diyecektin. E burada kaçı da döndürülmüş halinde 50 olacak ya. Buraya da 20 kaldı deyip 2 iç açı 1 dış açı deyip 90'ı bulacaktın mesela burada. Bu açı istenmiş olsaydı. Tamam aklında bulunsun. Yani döndürme sorularının ben sana kritik noktasını söyledim burada. Tamam kullanırken böyle kullandık ama eş yapılar olmasında sakın ama sakın unutma. Evet şöyle döndürünce dönen yer B şu kırmızı çizgi buraya geldi. Dönme açısı işte tam olarak burası yaptı. Buradaki dönme 20 derece ise tepe açısı da 50 derece olduğundan dolayı buraya da 30 derece kaldı. Örnek 6'yı 30 bulduk. Evet geldik örnek 7'ye. Köşe açıları üzerlerinde yazılan ABC ve DF üçgenleri biçimindeki iki cam parçası üst üste konulduğunda ara kesitleri KLMN şu dörtgen oluyormuş. KLMN dörtgeni. EK ile BC bak paralel verilmiş. Sana bir kere bir paralellik verilmişse ekstra bir bilgi verilmişse geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneği olduğu için öncelikle o verilen bilgiyi kullanmak zorundasın. Bu bilgiyi kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Adam sana ekstra bir bilgi vermiş. Kardeşim şu paralellik kullan bunu o zaman. E hadi kullanayım. Şu paralellikten yani verilen bilgiyi sırasıyla kullanırsan hiçbir şekilde sıkıntı yaşamasın. Paralellik görünce bak yöndeşlik var burada. 40 ise burası da nedir? 40. Aa hocam 10 derece var burada. Verilen bilgiye yoğunlaşmaya çalışıyorum ben şimdi. Hocam burası 10 ise iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı buradaki açıda kaç derece olacaktır o zaman? İkisinin toplamı 40 olduğundan dolayı burası da 30 derece olacaktır. Hemen 30 dereceyi yazalım oraya. E ters açıdan dolayı burası da 30 oldu. E hocam burada da bir üçgen var. İki tane açı yan yana geldi. Hop toplamı bir dış açı eşittir. Yani x açısı neye eşit olacaktır? 30 ile 68'in toplamı yani iki iç açının toplamı bir dış açı. O da kaç yapıyor? 98 yapıyor. Dolayısıyla 7. örneğin doğru cevabı 98 oldu. Geldik 8. örneğe. Düzlemsel bir aynaya gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışınla arasındaki açı eşittir. Evet ne diyorduk? Vurduğu açıyla gidiyor anlamında. Daha önce bir soruyu yapmıştık. Hani vurduğu açıyla gidecek. Onu kullanacağız. Hocam böyle vurmuş ya. Vurduğu açıyla gidecek. O zaman burası 40 vurduysa 40 yansıyacak. E 40 90 bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olduğundan burası 50 olur. Vurduğu açıyla gidecek hocam. O zaman burası da 50 olur. E hocam 110 50 daha kaç yaptı? 160 yaptı. Buraya kaç kaldı? 180'e tamamlayan açısı. 180'e tamamlamaları böyle kafanızdan yapmaya çalışın. Kafanızı alıştırın daha doğrusu. Burası 20 derece yaptı. E vurdu açıyla gidecek. O zaman burası da 20 yaptı. X açısının ölçüsü dolayısıyla böylelikle 20 derece olarak çıktı. Örnek 8. 20 derece oldu. Geldik. Örnek 9'a değil. Dikkate geldik. Burada açı ortaylarla ilgili bir şey var. Bu açı ortaylar dediğimiz şey yani burası açı ortayların kesim noktası. Yalnız iç açı ortayların kesim noktası işte çemberin merkezi olarak da adlandırılabiliyor. Biz bunu iç açı ortay konusunu işlerken bundan bahsedeceğiz aslında ama üçgende açılarda da yine karşımıza çıktığı için bunu da açılarda kullanabileceğimiz için bunu da burada bilmekte fayda var. Arkadaşlar iç açı ortayların kesim noktasına iç teğet çemberin merkezi denir ya da iç açı ortayların kesim noktası denilebiliyor. Ve bu arada e, ee, üç tane iç açı ortay bir noktada kesir ve üçgenin içinde kesir aklınızda bulunsun. E hocam bu açı ortay bu da açı ortaysa bir üçüncü köşeden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa açı ortay olmak zorunda. Daha doğrusu eğer üçgende şöyle bir şey verilmişse bir nokta verilip de kardeşim burası iç açı ortayların kesim noktası ya da iç işte çemberin merkezi denilirse o zaman üç köşeden gelen doğru da ne olmak zorunda? Açı ortay doğrusu olmak zorunda. Hocam açı ortayı verdi. Hani şimdi dediğinizde burası açı ortayların kesim noktası dedi. Ya da işte et çemberin merkezi dedi. Açı ortay olduğunu anlarız. Başka türlü açı ortayların kesim noktasını bulabilir miyiz? Evet bulabilirsiniz. İki tane açı ortay bir noktada kesişmişse işte orası açı ortayların kesim noktasıdır. Ha, iki iç açı ortay bir noktada kesişmişse orası iç açı ortayların kesim noktasıdır. Şimdi dış açı ortaylarla da ilgili bir şey söyleyeceğim ama onu dış açı ortay kısmı geldiğinde yaparız. Yani şöyle bir şeyle karşılaştın mesela sen. Şurada bir açıortaylık var. Şu bir açıortay, şu da bir açıortay dedi mesela. E hocam bu açıortay. E bu açıortaysa a burası ne oldu? Açıortayların kesim noktası oldu. E burası açıortayların kesim noktasıysa bir üçüncü köşeden gelen de ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Çünkü niye açıortay olur yazacaktım pardon. Açıortay olmak zorunda çünkü açıortayların kesim noktasından geçti. O yüzden açı ortaylı sorularda genelde biz A, A, B, B yazıyoruz. Ama açı ortaylı sorularda bazen açı ortayların kesim noktasından geçen bir doğru var mı diye bakın. Ama üçgende, üç köşeden gelen, üçgenin köşesinden gelen bir doğru. Yani şuradan gelen bir doğru tabii ki açı ortay olamaz. Üçüncü köşeden gelen doğru açı ortay olmak zorunda. Buna da dikkat et. Bazen bunu da sorularda kullantırabiliyorlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet bunu öğrendik. Hadi gelelim şuna. I demiş ABC üçgeninin içliğe çemberin merkezi demiş. Madem burası iç içliğe çemberin merkezi. Buradan geçen açı ortaya olmak zorunda. E hocam burası 40'tır. Hocam buradan geçen açı ortaya olmak zorunda. Burası 20'dir. Buradan geçen açı ortaya olmak zorunda. Burası da ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Yani buradan işlemimize bakalım. Burası kaç yaptı? 80. Burası 40. 80 artı 40 artı 2X'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. Şu ikisinin toplamı 120 yaptı. 2x 180 eksi 120'den 60 eşit oldu. X'i de böylelikle 30 derece olarak buluruz. Zaten bizden x deniliyor. Cevap 30 yaptı. Şimdi şuna dikkat edelim bakalım. Bak bu sefer de dış D çemberin merkezi verilmiş. Hocam şu üçgende bak dikkat et ABC üçgeninde ABC üçgeninde bir iç açı ortay bir dış açı ortay bir de dış açı ortay var. Hocam dış açı ortay ve dış açı ortay. Dış açı ortayların kesim noktasına da dış teğet çemberin merkezi denir. Hocam 3 tane dış açı ortay bir noktada kesir mi? Kardeşim şunun dış açısını düşün. Bunun dış açı ortayı buradan böyle gidiyor. Şu noktadan geçer mi? Geçmez. Ya da bunun dış açısı şöyle de oluşuyor. Dış açı ortayı böyle geçiyor. Buradan geçer mi? geçmez. geçmez. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ee, bir üçgende biraz önce de gördük zaten. 3 tane iç açı ortay bir noktada kesildi. Ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesilir arkadaşlar. Şu dış dışsa açıortayların kesim noktasından geçen açıortay oluyor diyorduk. Bir üçüncü köşeden gelen de ne olmak zorunda açıortay olmak zorunda. Ha şöyle bir şey olmuş olsaydı da arkadaşım bak. şöyle göstereyim ben bunu tersten göstereyim. Hocam bu açıortay bu da açıortay bak dış açıortaylık var. E hocam bu dış açıortay, bu da iç açıortaysa şu kırmızı üçgende dikkat. şu kırmızı üçgende dikkat. Bu iç açıortay, bu da dış açıortaysa eğer burada şöyle bir şey. Hocam burası açı ortayların kesim noktası oldu. Bir üçüncü köşeden gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Ama dış açı ortay varsa bir tanesinde bu da kesinlikle dış açı ortay olmak zorunda. Çünkü dış, iki dış, bir iç açı ortay bir noktada kesişir. Yani şu açılar eşit değil dikkat. Bunun dış açısını iki eşit parçaya bölecek. Yani şuradaki açılar da birbirine eşit olur arkadaşım. Bunu da bunu da imal etme. Bunu da düşün. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Belki bazen bunu kullanabiliyoruz ama e, özellik olarak burada yazılmış mı? Yazılmış da. Orada özelliklerden bahsederiz isterseniz. Şimdi şuna bakalım bir soru olarak. Örnek ona bakalım. Şimdi şuraya baktığımız zaman 50-65. Allah Allah ne yapacağız ya? Burada 65-45 kullandık. Burayı yazdık falan filan. Açı soruları çıkmıyorsa. Şimdi iki açı yan yana geldiğinde özel bir duruma bakmalısın arkadaşım. Özel bir durum. Arkadaşım iki açının yan yana gelmesinde nasıl bir özel durum karşımıza gelebilir diye bir soru aklına gelebilir aslında. Evet gelsin de hep böyle şeyleri sorgulayın da zaten böyle şeyleri sorguladığınız zaman bir şeyler öğreneceksiniz. Arkadaş iki açının yan yana gelmesindeki özel durum nedir biliyor musunuz? 180'e tamamlayan açısıdır. Baktın bu açıları kullanamıyorsun. Mesela burada ne çıktı? 50-90 ise bu açının tamamını 40 bulursun. 65-45 ise 110 burayı 70 bulursun. Ama şuradaki açıları falan yazabiliyor musun? Yazamıyorsun. E o zaman normal açı bilgisiyle bak burada çıkmıyor. O zaman düşüneceksin. Nasıl düşüneceksin? İki tane açı yan yana gelmiş. Hocam iki açı yan yana gelince 180'e tamamlayan durumu özel bir durumdur. Bak bunu unutma. 50-65 daha kaç çıktı? Bak 50-65 daha 115. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 65. Ha dur. O zaman 180'e tamamlayan 65. 180'e tamamlayanı şöyle de düşünebilirsin. Hani bunun 180'e tamamlayanı. Ama burası 65 yazınca hoşuna gitmedi. Hani 65'i gördün ya 65'in tarafından böyle 180'e tamamlayanı 65 oldu. Bak gördün mü? Dış açı çıktı. Özellikle böyle sorularda açı sorularında soruyu çözemiyorsan açı ortaylık var mı yok mu diye de düşünebilirsin. Evet bu soru zor bir soru. Sıfır kitaba göre zor bir soru ama ben size her şeyi göstermek zorundayım. O yüzden buradaki tekniği de göstereceğim. E burada da 90 var 45 var. İki açı yan yana gelmiş. 90-45 daha 135. 180'e tamamlayanı kaç? 45. Aa hocam 180'e tamamlayalım. Böyle mi tamamlayacağız? 45'in olduğu yere doğru tamamla. Böyle. Bak burası da 45. A ne çıktı burada? Hocam şu üçgende çok güzel bir şey çıktı. Bak açıortaylar var. Açıortaylar olduğunda da açıortayların kesim noktasına dikkat et. Hocam bu dışa açıortay. Bu da dışa açıortay. Hop burası açıortayların kesim noktası oldu. E o zaman bu açıortayların kesim noktasından geçen bu doğru da yani şuradaki doğru da ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle açı ortay olmak zorunda. Yalnız iki dış açı ortay bu da iç açı ortay olacak. Yani buradaki açımız X olmak zorunda. E 50 90 sa bu açının tamamı kaç yapıyor? Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 yapacak ya. 50 ise buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. E o zaman 2X e eşittir 40 ise X'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Örnek 10 20 çıktı. Geldik şöyle bir dikkate. Evet iki tane iç açı ortay arasında kalan açı formülü. Arkadaşlar iki tane iç açı orta arasında kalan bir açının formülü var. Nedir o? Kullanmadığın açıyı düşüneceksin. 90 artı A açısı bölü 2 eşittir. E hocam ben bunu unuttum. Ben bunu kullanamıyorum. Ben bunu kullanamıyorum. Nasıl yapacağım? Kullanamadığın zaman da bak birlikte yapalım istersen. Unutursan da kendinde sonuca ulaşırsın aslında. Ama şöyle de bir formül var. 90 artı kullanmadığın açının yarısı. Dikkat et ABC üçgeninde iç açı ortaylar arasında kalan geniş açı. 90 artı A açısı bölü 2 eşit. Peki hadi bakalım. Ben bunu bilmiyorum. Ya da ilk önce birinci yol. Birinci yolla yapalım. Direkt x niye eşittir? 90 artı 40 bölü 2'ye eşittir. Bu da ne yapıyor? 90 artı 20'den 110'a mı eşit oldu? Evet cevap 110 oldu. Peki ikinci yolda mavi ile göstereyim. Arkadaşım ikinci yol. Ben bunlara A, A diyeyim. Bunlara da B, B diyeyim. A, A artı B'yi bulursam X'i bulacağım mı? Bulacağım. Hocam 40'ı kullanmalıyım ben. 40'ı nasıl kullanacağım? E büyük üçgenin elemanı. Büyük üçgenin ise büyük üçgeni kullanacaksın. O zaman büyük üçgende 2A, 2B ve 40'ın toplamının kaç olması lazım? 180. Buradan 2A artı 2B kaç yapar? 140 yapar. Çünkü 40'ı attık öbür tarafa. A artı B'yi de kaç buluruz? 70 buluruz. E sonra buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180. A artı B artı X eşittir 180 olacak ya. A artı B 70 ise X'e de ne kalıyor? 110 derece kalıyor. Evet ikinci yolda bu. Formülde unutursan bu şekilde de yaparsın. Geldik diğer dikkata. İki tane dış açı ortay arasında kalan açı. Bak formüller de birbirine benziyor aslında. Burada da 90 eksi A açısı bölü 2 eşit. Bak biraz öncekinde de kullanmadığın açı vardı. Onda 90 artı A açısı bölü 2 idi. Bunda da 90 eksi a açısı bölü 2 eşit oldu. Dikkat. E burada 90 eksi a açısı bölü 2. Tamam. Formülle bu şekilde. Ama hocam formülsüz olarak yapacak olursak, olursak eğer nasıl yapacağız? Kardeşim bak şimdi. Şurada kaçı isteniyor bizden? BDC. Şuradaki x açısı isteniyor. Birinci yol. Yine birinci yol ve ikinci yoldan yapalım. Birinci yol nedir? Hocam x direkt 90 eksi 50 bölü 2'ye eşit olacak. 50 bölü 2 25. 90 eksi 25'ten 65 derece olarak bulur muyuz? Buluruz ya formülü unuttuysak o zaman ne yapacağız? İkinci yol diyoruz. Şuraya A, A diyelim buraya da BB diyelim. Arkadaşım şurada A artı B'yi bulursak X'e buluruz. Bak şu üçgende 50 derece var. Ben bu üçgendeki 50 derece kullanacağım. O zaman bana ne lazım? Bu üçgenin elemanları lazım. Hocam şuradaki iç açısı 180 eksi 2A diyebilirsin. Buradaki iç açısı 180 eksi 2B diyebilirsin. Ya da hocam bu üçgende dış açı var dış açı var. E ben buradaki dış açıyı da kullanayım o zaman. 130 derece değil mi dış açısı? dış açılar toplamından da gidebilirim. Yani 2A artı tabi iç açılardan da gidebilirsin ama 2 dış olunca 3.yü de dışını alıver yani bir zahmet. 2A artı 2B artı 130 eşittir 180 değil dış açılar toplamı 360 derece olduğundan 2A artı 2B'yi böylelikle kaç buluruz? 230 derece olarak buluruz ve A artı B'de 2'ye böldüğümüz zaman kaç geliyor? 115 geliyor. E, A artı B'yi bulduktan sonra da A artı B artı X'in de sen 180 olduğunu biliyorsun. A artı B 115 ise X'e de ne kalır? 180'e tamamlayan açısı. Yani 65 derece çıkar. İkinci yolda bu şekilde kardeşim. Tamam bunu da unutma. Peki geldik buraya. Hocam iki tane iç açı orta arasında kalan açıyı gördük. İki tane dış açı orta arasındaki açıyı da gördük. Hepsinde ne vardı? A açısı bölü 2 vardı. Evet burada da A açısı bölü 2 var. Burada da A açısı bölü 2 yani direkt x açısı neye eşittir? A açısı bölü 2'ye eşittir. Evet şimdi kısaca tekrar edelim. Bak başa gelelim. Şuraya bakalım. Hocam iki tane iç açı orta arasında kaldığı zaman 90 artı A açısı bölü 2. İki tane dış açı orta arasında kaldığı zaman 90 eksi A açısı bölü 2. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da burada kaç da sadece ve sadece A açısı bölü 2. E hocam unutursak yani burası A açısı bölü 2 ya. Daha doğrusu iç ile dış arasındaki açı xken. Burası da 2x oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. 1'e 2 oran var diyebilirsiniz. Diğerlerini işlemle yapabiliyorsunuz ama burada işlem yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden iç ile dış arasında kalan açı yalnız hangi üçgenden çıktığına da dikkat edin. Bakın şu üçgenden çıkmış. O zaman bu üçgenin bu köşesindeki açısına yoğunlaşacaksınız. Bu iç, bu dış arasındaki açı x'ken burası 2x olduğunu sanki bilseniz daha iyi olur. Yoksa ispat yöntemiyle Yine üçgende açı yöntemiyle bulabilir misiniz? Tabii ki yine bulabilirsiniz. O da ayrı bir konu. İsterseniz yine bunu iki farklı şekilde yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi birinci yol. Birinci yola bakıyoruz arkadaşlar. Birinci yol, hocam şu üçgende şöyle bakacak olursanız, şu üçgende ne var? İç ile dış arasında kalan açı var. E hocam şurası e, x ken, burası direkt ne olur? 2x olur diyebilirsiniz. Yani 2x açısı şu açıyı direkt 2x diyebilirsiniz. 2x açısı eşittir. x artı 40 olacak. E buradan 2x eksi x'den x geldi. x neye eşit oldu? 40'a eşit oldu diyebilirsiniz. Hadi şimdi bir de ikinci yoldan yapalım. İkinci yolda ne diyeceğiz? Mesela a, a, b, b. Şunlara a, a, b, b diyebiliriz. Ya da direkt nokta açısı var. x var ya a, a, b, b demeyelim. Çünkü x var bir de x artı 40 var burada. Şuraya bir a diyeyim. Şuraya da bir a diyeyim. Burada B demeden önce X ile A'nın toplamı olduğunu görüyorsun buranın. E o zaman burada hani iki iç açının toplamı bir dış açı yok mu? Var. İki iç açı bir dış açıdan burası X artı A oldu mu oldu? Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende. E o zaman burada iki iç açı bir dış açı yazdıysak X artı A olduysa burası da X artı A oldu. Toplamda bu açı 2X artı 2A'ya eşit oldu. E şimdi burada sarı üçgende bakacak olursan X artı 40 ile 2A'nın toplamı da X artı 40 artı 2 da. Neye eşit olacak? 2x artı 2a eşit olacak. 2x artı 2a eşit olacak. Bak 2a'lar gitti. x artı 40. 2x'e eşit oldu mu yine? Oldu. Nereden çıktı? Üçgen bilgilerinden çıktı. Yani öyle de böyle de bir şekilde sonuca ulaşırsın kardeşim. Hani formülü unutursan eğer ki biz zaten formülüce biraz karşıyız ama yani en azından burada iç ile dış arasında kalan bazen bu tür sorular daha karışık olabiliyor. En azından iç ile dış arasında kalan açı xken diğerinin 2x olduğunu Diğer ABC üçgenindeki A köşesindeki açının 2x olduğunu bilmenin de tavsiye ediyoruz. Yine buradan da sonuca x eşittir 40 diye ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 13'e olan kısmı kadar kısmı halletmiş olduk. Bu kısmın ve devamını da sonraki videoda halledelim isterseniz. Ama dediğim gibi her şeyi eski bilgilerinizle temel yapılarla çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Formül ezberleyemediğiniz zaman çok da fazla kafanıza takmayın. Çok formülcü de olmaya da gerek yok zaten. Burada sadece önemli olan yerleri mesela burada 1'e 2'ye bilirseniz daha iyi olur dediğim yerleri öğrenmeye çalışırsanız sizin açınızdan daha etkili olacaktır arkadaşlar. Gençler böylelikle üçgende açı 1 videosunu bitirdik. Sonraki videoda üçgende açı 2 videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.